Osmanlı kadınları, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan kadınlardı. Farklı etnik, dini ve kültürel kökenlere sahipti. Osmanlı kadınları toplumda önemli roller oynadılar. Örneğin, bazı Osmanlı kadınları sarayda, devlet yönetiminde, eğitimde, hayır işlerinde veya sanatta etkili oldular. Ticaret, zanaat, tarım ve hayvancılık gibi ekonomik faaliyetlere katıldılar. Kadınlar hem kendi başlarına hem de kocaları veya akrabaları aracılığıyla hayvancılık yapabiliyorlardı. Kadınlar koyun, keçi, sığır, manda, at, deve, tavuk, kaz, ördek gibi hayvanları besleyip süt, peynir, yoğurt, tereyağı, et, yün, deri, yumurta gibi ürünleri elde ediyorlardı. Kadınlar hayvancılıkta başarılı olmak için Osmanlı hukuku, İslam hukuku ve geleneksel adetler tarafından belirlenen haklara ve yükümlülüklere de sahiptiler. Evde, ailede, çocuk bakımında veya ev işlerinde sorumluluk aldılar. Tarihin farklı dönemlerinde farklı sosyal ve siyasi kültürel değişimlere tanık oldular Osmanlı kadınları. Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin ve çeşitli mimarisinin bir parçasıydılar. Ancak Osmanlı'da kadın olmak hem zorluklar hem de imkanlar içeren bir durumdu. Osmanlı İmparatorluğu'nda kadın toplumdaki yeri geleneksel ve dinsel birçok nedene bağlı olarak kısıtlıydı. Kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip değildi maalesef. Evlilik, boşanma, miras, şahitlik gibi konularda kadınlar dezavantajlı durumdaydı. Kadınların eğitim, çalışma, siyaset gibi alanlara katılımı da sınırlıydı. Kadınlar genellikle ev içinde aileye ve çocuklara bakmakla görevliydi. Kadınların yüzlerini örtmeleri, erkeklerle aynı mekanlarda bulunmamaları, kamusal alanda görünmemeleri gibi kurallar vardı. Ancak Osmanlı'da kadın olmak sadece baskı ve yasaklarla tanımlanamaz. Osmanlı kadını toplumun önemli bir parçasıydı. Kadınlar sosyal hayatta, kültürde, sanatta, ticarette, hayır işlerinde, eğitimde ve bazen de siyasette rol oynadılar. Osmanlı kadını kendi haklarını korumak, talep etmek ve savunmak için çeşitli yollar buldu. Osmanlı arşiv belgeleri kadınların evliliğe zorlanmaması, evlilik hayatında haklarını korunması, şiddetin önlenmesi, doğum ve ölüm yardımlarına ilişkin bilgiler içeriyor. Osmanlı kadını kendi malını, mülkünü, ticaretini yönetebiliyor, vakıflar kurabiliyor, mahkemelere başvurabiliyor, eğitim alabiliyor, sanat icra edebiliyor, sosyal hayata katılabiliyordu. Osmanlı hukuku kadınlara miras hakkı tanıyordu. Ancak kadınların miras payları erkeklerin yarısı kadardı. Örneğin bir baba öldüğünde oğulları malın dörtte birini, kızları ise dörtte birinin yarısını alırlardı. Bu durum kadınların ekonomik bağımsızlığını sınırlıyordu. Ayrıca kadınlar miraslarını nakde çevirmekte veya yönetmekte zorluklar yaşayabiliyorlardı. Miras taksimi kadı tarafından denetlenen bir süreçti. Kadı, mirasçıların kimliklerini, miras bırakının borçlarını ve mal varlığını belirler, sonra da miras paylarını hesaplar ve dağıtırdı. Fakat 1858 Arazi Kanunnamesi'nde miras taksiminde kadınlarla erkekler eşit kılınmıştır. Bu asırda bile kadınlar şahitlik konusunda erkeklerle aynı durumda değillerdi arkadaşlar. Mahkemede iki erkeğin şahitliği kafi görülürken ancak iki kadın bir erkek yerine kabul ediliyordu. Eşitsizlik bu kadar da değildi. Bir mektup, telgraf veya mahkeme celbi kadının adına gelemezdi. Eşi, oğlu gibi bir erkeğin eğer bunlar yoksa mesela mahalle imamının adına yollanırdı. Osmanlı İmparatorluğu'nda kadın kölelik ekonomik ve toplumsal hayatın önemli bir parçasıydı. Kadın köleler savaşlarda esir alınan, ticaret yoluyla satın alınan veya doğuştan köle olan cariyeler olarak adlandırılırdı. Kadın köleler sarayda, konaklarda, köşklerde veya zengin ailelerin evlerinde hizmetçi, eğitmen, eğlendirici veya cinsel partner olarak çalışırlardı. Kadın köleler efendilerine sadık olmak, onlara itaat etmek ve onların çocuklarını doğurmak zorundaydılar. Kadın köleler efendileri tarafından azat edilmedikçe veya evlenmedikçe kölelikten kurtulamazlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nda kölelik 1856'da resmen kaldırıldı ancak gizli olarak yine devam etti. Zamanla özgürlüklerini satın alabilecek hale gelenler de vardı. Köleler özgürlüklerine kavuştuktan sonra kendi baba adlarıyla değil, eski sahiplerinin isimleriyle anılıyorlardı. Köleler ancak birbiriyle evlenebilir,
Bunlardan doğan çocuklar da aynı sosyal statüde olurlardı. Yani bir nevi kast sistemi mevcuttu. Evlilikleri ise sahiplerinin izniyle olabilirdi. İzinsiz yapılan evlilikler sahipleri tarafından durdurulabilirdi. Bunun dışında reayanın yani köle olmayan Osmanlı halkının kendi içinde yaptığı evlilikler farklı bölgelerde farklı geleneklerle kutlanırdı. Genellikle evlilikler ailelerin kararıyla kız isteme, söz kesme, nişan, kına gecesi, düğün, gelin alma gibi aşamalardan oluşurdu. Evlilik törenleri renkli kıyafetler, müzik, dans, yemek, eğlence, dua, hediyeler, takılar gibi unsurlarla süslenirdi. Osmanlı halk evlilikleri Osmanlı kültürünün zenginliğinin ve çeşitliliğini gösterirdi arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.